Gidip mi? Kayıtta mıyız? Ha. Programı açmayacak mısın? Ben misafirim. Ha, doğru. Doğru. Hazırsan reklam kafası kahve sohbetleri 3-2-1. Evet. Kardeşim abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Yeni mekan, yeni heyecan. Vallahi çok beğendim. Lütfen kamera karşısında en son geçecek adamı tuturdunuz şu anda düşünüyorum. Olsun. Şimdi size sorular hazırladık Haşim Bey. İlk sorumuz kahveyle yolunuz nasıl kesişti? Öyle başlayalım. Kahveyle yolunuz nasıl kesişti? Evet, hayırlı olsun. Çok sağ güzel abi, bir mekan olmuş, harika olmuş. Gezdin her tarafı. Evet evet. Yani güzel yani, mekan yıkılıyor gerçekten. Her şeyle elemeyle yapmış olmanız ayrıca değerli bence. Yani birilerine verip de işi böyle bir... Mimarlara lafımız yok. Güzel işler yapıyorlar ama mimar titizliğiyle kendi işiniz yapmış olmanız da bence ayrıca güzel. Teşekkür ederiz abi. Ben beni sevindim. Çünkü olmuş. Burada bayağı bir yatırım var arka planda. Hı-hı. Ortalama sayın mali ne kadar? Ne? Parmak yapıyor. 800 bin TL. 1 milyon. 1,5 milyon. Evet. Sonuçta 1,5 milyon bir yatırım yaptık. Hı-hı. O da kendimiz çalıştığımız için yani öyle düşünün. Peki ne planlıyorsunuz burada? İşte mutfağı gördün. Mutfak ile ilgili güzel planlarımız var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Baktı sohbet yürüdü. Hoş geldin. Ortasında dalarak da abi durumu kurtarıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Direkt bana sattın. Seni beklemeden başlamıştık. İyi yaptınız abi. Nasılsın? Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk kardeşim. Nasıl buldun? Süper. Yeni mekan. Mekan müthiş. Yeni mekan, yeni vizyonlar. Ben aynen seni Abdurrahman'la bırakıyorum ve kamera aksayın. Hadi git. Kameranın açısını kapatalım. Arkadaşı dışarıya alalım. Hayırlı olsun. Allah razı olsun abi. Mekan sağ ol, müthiş. Teşekkür ederiz. Yoğun bir emek verdik. Çok güzel. Bir sonsuz duvar gördük içeride. Aynen. Ofis alanları çok güzel. 3 farklı konsept var zaten. Hı-hı. Mutfak. Bir anlat bize genel olarak ya, gezdiğimiz yerler üzerinden. Genel olarak şöyle hızlıca özetleyeyim o zaman. Hı. Reklam kafası olarak zaten biliyorsun bir büyüme ivmesindeydik biz. Hı hı. Bu süreçte de aslında şans diyeceğimiz bir mekanla yollarımız kesişti. Hızlı, normalde ileri tarihli bir büyüme planı varken bunu öne çektik. Süper. Bize göre biraz büyüme aslında kriz anlarında gerçekleşen bir şey. Hı hı. Millet küçülmeye giderken biz büyümeye gittik. Evet, aslında ben onu soracağım esas sana. Hı. Şimdi bizim gördüğümüz farklı alanlarda çalıştığımız çekim şirketleri vesaireler de var. Veya sektörde çalışan firmaların acenteleri veya birlikte çalıştıkları ajansları hep şöyle çalışıyor. İşte freelance'ız biz diyor, evdeyiz diyor veya paylaşım ofislerdeyiz diyor. Genelde orada alıştık evet. Artık. Ajansların böyle kendi kendilerine 500 metrekareler bir alan yapsın, milyon lira para harcasın, bir altyapı kursun böyle şeyler yok artık. Genelde dijitale iş yapmak olduğu için bunun adı. Fizikselden çok çekildi insanlar. Evet. Siz fiziksele tamamen döndünüz. Tamamen döndük. Aslında şöyle, sektörde genel itibariyle en popüler olan şey hibrit çalışma sistemi şu an. Yani insanlar bazı personeli sabitle çalıştırırken çoğu personelini aslında evden ya da yarı zamanlı ofiste çalıştırıyor. Biz bu formatı aslında tamamen tekrar eskiye döndürerek, geriye döndürdük. Yani pandemi öncesindeki yaşantımızı tekrar aslında bugünümüze uyarladık. Süpersin. Yani bir yandan büyürken bir yandan da aslında çalışan arkadaşları da ofiste tekrar bir araya getirebileceğimiz, hem motivasyonu yüksek, enerjisi yüksek bir ofiste çalışabileceğimiz bir yere geldik. Tabii bunu yaparken de sadece ofisi aslında taşımakla kalmadık. Vizyonumuzda olan bazı şeyler vardı ileriki planlarımızda. Bunu da bugün itibariyle hayata geçirmiş bulunuyoruz. Burası biraz film stüdyosuna benziyor. Evet, plato gibi. Aynen. Yani çift iki şey kısımdan değil. Oluşuyor. Hı hı. Hem ofis kısmımız var, yönetim ofisimiz var, işte arkadaşların çalıştığı alan var. Bir de arkada bunun görüntülerini de koyarız. İzleyenler de görür. Bu kısmı mutfak... kesin atacağız zaten, evet. Onu koyuyoruz. Şu an arkada dönüyor, sen görmüyorsun. Mutfak stüdyomuz var. Mutfak stüdyomuz hem kendi işlerimiz açısından önemli bir faktör bizim. Çünkü yemek fotoğrafçılığı üzerine, evet, gastronomi esas fotoğrafçılığı üzerine, evet, yoğun çalışan bir ajansız biz. Ve çalıştığımız firmaların da bu alandaki yoğunluğu çok fazla. O sebeple hem burada kullanacağız onu, hem de çok fazla bir şey var, talep var. Yani şeflerden, işte piyasada şeflerin kendi YouTube hesaplarına, kendi dijital hesaplarına, hı hı, içerik üretmek isteyip yetersiz kaynak sebebiyle üretemediği bir durum söz konusu. Hı hı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz aslında. Süper. Çünkü zaten müşteri portföyümüzde çok fazla şefle çalışıyoruz. Elimizde hazır bir portföy de var. Halihazırda bu zaten elde olduğu için o insanlar da burada gelip çekim öncesi hazırlıklarını, aynen, yapacak. Siz setup'ı buraya kurmuş olacaksınız. Aynen. Burada çekip tekrar mekan aramakmış. Efendime söyleyeyim, işte bizim mutfakta yapamayız, iş yoğunluğu vesaire. En çok ondan yakınıyordum, ben çok net hatırlıyorum. Evet. Hatta bir çöp şişçiye götürmüştüm beni, orada sormuştum. Ya bu kadar bu adamların yoğunluğu içinde siz nasıl çekim yapıyorsunuz? Evet. Onun da bir derman olmuş olacak aslında. Hem öyle olmuş olacak, hem de aslında şöyle de bir şey var bizde, artısı olacak. Yani küçük işte mutfak aletlerinin reklam çekimleri, işte
Örnek veriyorum, gıda ürünlerinin reklam çekimleri vesaire rahatlıkla yapılabilecek bir konsept var. Çok büyük bir yatırım yaptık çünkü ışık sistemlerine, ekipmana vesaire ciddi bir yatırım yaptık. O yüzden müşteri sadece ceketini giyecek, gelecek buraya. Yani şef bıçağından tava tenceresine, gazına, yağına kadar her şey aslında burada hazır. Sadece o gelmeden karar verecek. Ben bu yarın ne pişirsem, acaba hangi ürünü çeksek diye gelecek, ceketini çıkaracak, şef önlüğünü, üniformasını giyecek, başlayacak, çekeceğiz. Konum olarak da çok avantajlı bir konumdasınız. Evet. Çünkü Şile Otobanı'nın hemen yanındasınız. Park sorunu olmayan bir bölgedesiniz. Evet. Erişim, ulaşım çok kolay. Yani insanların çok rahat gelip gidebileceği bir... Ferah. Evet, ilk bahsettiğinde ben böyle bir yer beklemiyordum açık söylüyorum. Yani biraz daha böyle ufak çaplı bir organizasyon gibi düşünüyordum. Biraz alçak gönüllü davranmışsın. Bayağı büyük bir plato karşıladı beni bugün. Evet, güzel plato. Hoşuma da gitti ama tabii bu serüveni de son 2-3 yılına şahitlik etmiş biri olarak da ayrıca gururluyum. Eyvallah. O anlamda da çok tecrübeleriniz... Güzel bir yoldaşlığımız var. Böyle bir yere, eyvallah. Yani böyle bir yere evrilmiş olması bu tecrübenin çok önemli. Evet. Çünkü hani kabuğumuza çekilelim, olduğu kadar iş olsun mantığı değil, daha böyle yatırıma çevirmekte bu kadar kısa vadede. Vallahi tebrikler. Biz küçülmeyi hiçbir zaman düşünmedik. Yani küçülme fikri hiçbir zaman bizim gündemimizde olan bir şey değildi. Yani krizde olsa işte çoğu işletme şeyden yakın. Ya işte maaşa zam geliyor, ona zam geliyor, buna zam geliyor, işte eleman mı çıkarsan. Yok, biz hiçbir zaman bunu düşünmedik. Hep büyüme hedefimiz vardı ve inat ettik büyüyeceğiz diye. Eyvallah. Dediğim gibi de en başta söylediğim gibi bana göre büyüme kriz anlarında gerçek büyümedir. Normal zamanda herkes bir yatırım yapıp büyüyebilir. Yani o zaten çok zor bir şey değil. Bana sorarsan bir başarı hikayesi olarak anlatılacak bir şey de değil. Burada bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyoruz. Ana amacı buydu zaten, reklam kafasını bir para kazanalım, hadi zengin olalım değil. Başarı hikayesi yazalım, birlikte bir şeyler üretelim ve bunu insanlara ulaştıralım da. Onu da yapıyoruz çok şükür. Aynen, ama amaç olmasa da o noktaya da gelecektir bu iş. İnşallah. Yani bu mentalite ona götürecektir. Bu arada kahve, senin en sevdiğin şey kahve. Biliyoruz hepimiz önceki yayınlardan. Kolombiya El Milado. Bu çok hafif. Yakın bir zamanda arkadaşları ziyarete gittim, sağ olsunlar. Onlar davet etmişlerdi. Bakırköy'de, meydana çok yakın bir yerde. Evet, bir hikayeden var. Müthiş bir mekan. Çünkü şey yönü çok hoşuma gitti. Bir tadım merkezi gibi yapmışlar. Kafe gibi değil. Böyle çok fazla insanlar gelsin gitsin derdinde bir yer tasarlamamışlar ama bir deneyim merkezi. Giriyorsun, işte filtre kahve ayrı. Çok güzel, nitelikli bir espresso içilebilecek bir mekan. Süper. O anlamda da çok güzel bir yer. Belki bakarsın yarın öbür gün ekipmanları alır sırtımıza gider orada bir çekim. Tabii, neden olmasın. O da olabilir. Buradan selam olsun. Çok güzel kokuyor. Ama. Evet evet, kahve çok güzel. Ondan getirdim size. Tamam. Beraber açmış olduk. Demleyelim. Aynen öyle. Ufak. Bu arada mutfak stüdyonun yanı sıra şey de var gördüğünüz üzere. Ben özellikle şimdi mutfak stüdyoda yapmayalım dedim. Aha. Çünkü hani kendi içimizde böyle bir değerlendirelim, sohbet edelim bir yandan diye de bir düşüncem vardır. O nedenle özellikle şey yapmadım, girmedim o tarafa. Ama orada da önümüzdeki günlerde yine bir çekim planlarız. Orayı kesinlikle yapalım. Hatta orada ben seni konuk edeceğim. Orada seninle birlikte bir şey yapacağız. Yemek yapacağız. Sana yemek yaptıracağım ben. Diye bir projemiz var, tamam mı? Şimdi burayı bipleyebiliriz belki. Evet. Şey yapalım diyoruz, böyle misafir çağıralım ve yemek yapamadı şey böyle aşağılayalım falan. Tam adamı olurum ben. Lan seni tutacağım galiba şeyin bıçağın falan diyor. O işte tam şey ben olurum hakikaten. Kovaya dökebiliyor muyum suyu? Dökmeyeyim. Hemen. Dökeyim de geleyim, dur. Lavaboya dökeyim. Bu arada filtre de arabada nemlenmiş. Çok korpayla çekiyoruz bu videoları. O bardaklar niye orada? Kurgu olduğu çok belli olmasın. Böyle şeyi de bahsedeyim. Mutfak stüdyonun hemen yanında moda stüdyomuz da var. 16 metrekarelik bir sonsuz fonumuzda artık tekstil alanında da ciddi hizmet verebileceğimiz bir şeyimiz oldu. Alanımız tekstilde oldu. Ne gibi bir proje var? Biliyorsun e-ticaret bugün yani günümüzün en başlıca şeyi, konularından biri. Ve dünya kadar firma e-ticaret üzerinde, yani tekstil firması e-ticaret üzerinde hizmet veriyor. Ve anahtar teslim hizmet alacağı da yer arıyor aslında. Aynen öyle. Yani aynen gideyim, modeli götüreyim, model orada olsun, altyapı olsun, ışıklandırması, kamerası, her şey içinde olsun. Çekilsin, bana verilsin, ben satışımı yapayım diyor. Onu da artık çözümleyebileceğimiz bir alanımız burada söz konusu. Bu fikirler böyle ortaklar kafa kafaya verip ya böyle bir açık var mı dediniz? Yoksa... Aslında uzun süredir düşündüğümüz bir şeydi. Dediğim gibi sadece son dönemde mekanla birlikte daha da hızlandı ve olgunlaştı. Çok örneği yok değil mi böyle uygulamalara? Yok. Yani Türkiye'de ben yok. Hani sektörün içinde değilim ama hiç duymadım da yani. Böyle bir yeri kiralayıp da çekim yapabileceğim platolar hariç. Yani kısım var. Mesela mutfak stüdyolar var ama mutfak üzerine işte moda stüdyosu var. Moda üzerine böyle her şeyi bir araya getiren yok. Mesela YouTube stüdyomuz da var bizim.
YouTube alanımız da var. Yani hem YouTube işte hem moda hem mutfağı bir araya getiren bir yer. Ben görmedim işin açığı. Güzel, inovatif bir şey oldu. Güzel. Buradaki metrekaremiz buna da imkan sağlıyor. Evet, yani geniş. Yani 300-350 metrekare, evet. Güzel bir kullanım alanımız var. Çok hoş. Reçetemiz ne abi? Reçetemiz şu an ikinci 75'i döktüm. 3x75 dökeceğim. Kaçta bitirmeyi planlıyorsun? İnşallah bitirebilirsem 2.5'ta bitiririm. 3 döküş yapacağım. Kulaktan doyma bunlar. Evet. Ama güzel. Net sorular soruyorsun yani. Evet. Akış hakkında. Bir de bardağa ihtiyacımız olacak değil mi? Bardağımız hemen arkamızda var ya. Hazırladılar. Yığmışlar oraya, hani hangisini beğenirseniz alın gibi. Güzel. Peki şu an mevcut çalıştığınız operasyonlarda insanları daha çok iş çekimlere mi yönlendireceksiniz, yoksa dışarıda çekim yaptığınız yerlerde yine devam ediyor olacak mı? Tabii ki devam ediyor olacak. Hı-hı. Ekip genişleyecek bu süreçte. Hı-hı. Yine dahil olacak yeni arkadaşlar olacak. Çünkü burası apayrı bir, aynı zamanda proje olarak görüyor. Hı-hı. Bu arada sadece burayı kendi projelerimizde kullanmak için değil, dışarıya da aynı zamanda kiralanacak. Yani aynen. Bir ekip var, imkanı yok ama müşterisi var. Mutfak stüdyoda çekim yapması gerekiyor. Günlük, saatlik olarak da kiralayacağımız aynen. Bir alan. Reklam kafasıyla biz 2 yılı aştık değil mi? Aştık evet. 2 yılı aştık. Uzunca bir zamandır beraberiz. İlk başladığı zamandan beri hep hedefte olan şeyler olduğu için benim daha çok ilgimi çekiyor yani. Hep hayaldi, gerçek oldu derler ya, öyle bir yapı içerisinde ilerliyor. O yönden de çok takdire şayan. Biz tabii kahve tarafında hep yolumuz kesişti. Beraber kahveyle ilgili çalıştık. Bizim profesyonel iş tarafında sağ olsunlar hem video üretme hem profesyonel fotoğraf çekimleri yaptılar. Ama tabii esas iş moda tarafında, ki zaten ortakların tamamı moda fotoğrafçısı. Moda ve yemek üzerine aslında. Evet. Aha. Esas şu anki olayımız tamamen yemek hesapları. Birkaç tane Instagram hesabınız vardı. Onlardan da bahsetsin. Var. Yemekfotoğrafçısı.com.tr zaten bizim tescilli markamız. Hı hı. Yani Türkiye'de marka tescilli alınmış bir şeyimiz, hesabımız. Hı hı. Onun dışında işte gastronomi fotoğrafçısı, mekan gezer bizim mesela influencer hesabımız. Yani kendi hesabımız. Burada mekanları gezerek böyle tadımlar yaptığımız. Aslında tamamen eğlenmek için başladığımız bir şey. Seni gördüğümüz videolar var orada. Evet, bir şeyleri böyle hayvanca yediğin böyle. O mekan gezer hesabımız var. Çok fazla talep gören, yine talep göreceğini çok fazla düşünmediğimiz ama sürpriz bir şekilde insanların çok beğendiği, sevdiği. Nereye gitsem ama biz senin abi o hamburgerini izlemiştik. Gel kahveye başlıyoruz. Ben burada gel otur. Bu arada kahve tadımını Dursun'a devredeyim o zaman. Olur, tamam. Çünkü çok sevdiğim bir şeyden mahrum olacaksın. Oturmuş. Kahveden bilen, anlayan bir arkadaş. Peki, hani çok teşekkür yüzünü ediyoruz. Ekşitmeden yorum yapabilecek bir arkadaşım. Eyvallah kardeşim. Tekrar teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Hayırlı bir bayrak. Tekrar hoş geldin. Bana müsaade. Eyvallah. İşte burada bardaklar. Görevi sana devrediyorum. Bizim güzel bardaklar var. Bizi güzel tefsil et, tamam mı? Makine yatana kadar arkadaşlar siz de şuradan bence tadına bakın sıcakken. Nasıl? Kahve? Kahve çok güzel abi. Farklı bir kahve. Biraz tatlılarda bir baskınlık var tabii. Evet. Çilek. Değil mi? Bu serilerde aslında infüze kahveler de var. Bununla ilgili tam detaya hakim değilim, sormamıştım ama. İnfüzede daha önceki yayınlarda söylemiştik aslında. Kahvede artık fermente tatlar gibi infüze tatlar da deneniyor. Bu bir deneyim. Bir şekilde nereye varacak zaman içerisinde göreceğiz. Ama çok baskın bir şey. Ama evet, o bazı şeyler yani notalar sıkı kadar, basıyor. Sevmeyenler de çıkabilir. Çıkabilir, evet. Öyle biraz keyif kahvesi. Hani günlük böyle oturalım hadi içelim kahvesi değil. Elkin Guzman'ın Colombia El Mirador'u. Şahsen ben beğendim. Ha, afiyet olsun. Peki, moda fotoğrafçılığından biraz bahset bize. Hiç bu tarafını bilmiyoruz. Belki takip edenler kahveyle alakalı haşır neşir olduğu evet. Sizler bunun yönünü bilmiyordur senin. Bizim biraz geçmişimiz Tamer Hoca, Tamer Yılmaz'ın eğitmenliğinden geliyor. O tarafa bayağı bir ilgi duyduk. Bir dönem bayağı çalıştık. İşte Göksel, ondan sonra Haluk Levent bunların fotoğraflarını vesaire de çekmiştik. Onlarla bayağı çalıştık. Akabinde güzel bir yola ilerledik. Sonra yolumuz yemek fotoğrafçılığıyla kesişti. Şu an hatta bu stüdyonun içerisinde ekstra bir moda alanı da kurduk. Güzel. Arkadaşlar burayı da gösterirler. Orada da farklı deneyimler, farklı çekimler yapacağız. Niyetimiz o yönde. Onun dışında zaten Abdurrahman bahsetmiştir. Mutfak kurduk. Evet, evet. Çok güzel bir mutfağımız var. Oranın da bayağı heyecanlı çekimlerini bekliyoruz. Reklam kafası olarak aslında birden fazla alanda hizmet veriyoruz. Bunları böyle ofisimiz içerisinde bulundurmak bizim de keyifle. Kahve için bize ne yapacaksınız bu mekanda? Kahveyle sizin için ne yapacağız? Senin mekanın üzerine geçemeyiz abi. O yüzden yok, geçmeyelim ama bir şey yapalım yani. Kahveyle ilgili de bir şeyler olsun atölyede. O zaman senden bir söz alalım. Bir kahve atölyesi yapalım. Eyvallah, tamam. Hatta bunun için bir konuk sözünü verelim. Kimi getirelim? Aynen aynen. Bir güzel bir konuk ayarlayalım.
Burada bir tanesini sen olursun, yapalım. Bir kişi daha ekleriz. Çekimlerini de siz yapın. Kesinlikle. Beraber Barış Status ve o konukla birlikte böyle bir proje yapalım inşallah. Tamam. Tamam abi. Yayını o zaman güzel. Sen kapat. Hadi kapatalım o zaman. Barış Status firma ziyaretleri. 3-2-1. Barış Status reklam kafası ziyaretleri. 3-2-1. Genelde ben bu aşamadan sonra kamerayı kapatmayıp dökülmenizi bekliyorum ya abi. He. Sen de biraz dökülürsen iyi olur. 2-3 rıyıslık bir şey çıksa bize yeter ya. 2-3 parça.